Şimdi benim bugün tartışmak istediğim konu özellikle seçimlere katılım ve oy verme hareketiyle ilgili siyaset bilimcilerin ne bildikleri, bizim Türkiye'de bu konu hakkında nasıl bilgi sahibi olduğumuz, bunun yöntemi ve ana soruları üzerine bir kısa konuşma yapmayı planladım. Şimdi seçimlerin ne kadar önemli olduğunu size anlatmamın çok gereği olduğunu zannetmiyorum. Yani toplumda herkesin aynı tercihleri olsaydı seçimlerin de hiçbir önemi olmazdı elbette. Yani hepimiz aynı toplu oynamak isteseydik, aynı tür oyunlardan hoşlansaydık, aynı tür siyaset seçeneklerine değer verseydik, o zaman seçimlerin pek bir önemi kalmayabilirdi. Fakat fikir ayrılıkları vardır. Fikir ayrılıkları, tercihler farklılaşır. Ve bu farklılıkların kamu politikalarına yansıtılmasında da değişik yöntemler mutlaka ön plana çıkar. Bunların tümünün böyle bir tek elden bu her türlü sorunu çözen bir sihirli değnek misali seçimlerle çözüleceği beklentisi var kamuoyunda. Hangi kamu kur politikalarında hangi seçenekler nasıl yönlendirilmeli, nasıl şekillendirilmeli, bu şekillendirmeyi kimler yapsın, bazen partiler bu seçenekler konusunda hemfikir olabilirler ama değişik grupların inandırıcılıkları aynı derecede olmayabilir. Dolayısıyla bütün bu sorunların seçim mekanizmasıyla bireylerin verdikleri oyların bir araya getirilip bir şekilde temsile ve siyasa yapımına yansıtılmasının ana mekanizması seçimler. Seçim çalışmalarında da bunların hemen her boyutuna bakıyoruz. Özünde bu konu aslında iki düzeyde çalışılır. Bir tanesi en eskilerden beri yapıla gelmiş olan seçimlerin sonuçlarına bakılır. İşte sandık düzeyinden bölge düzeyine, ulusal düzeyde hatta uluslararası seçim sonuçlarının karşılaştırılmasıyla ve bunların değişik metotlarla analizine bağlı olarak bir takım çözümlemeler yapıla gelmiştir. Yani eski Yunan'dan beri elimizde seçim sonuçları var. Hatta ben bunu söylemekten çok zevk alıyorum bir anlamda. Arkeologlar bize seçim sonuçlarının nasıl manipüle edilip nasıl burada yolsuzluklar yapılabileceğinin örneklerini de sunuyorlar. Sayılmadığı net bir şekilde anlaşılan seçim bölgesinden uzakta bir yere gömülü olarak bulunmuş. Eski Yunan'da bunlar oy pusulaları kağıt üzerine değil. Kiremit parçaları üzerine isimlerin yazılarak oy kullanılması söz konusu. Farklı isimlerin kullanılmamış oyların bulunması söz konusu. Dolayısıyla eski Yunan'dan beri bildiğimiz bir şey bu. Demokrasi varsa oyların sayılması önemli. Kimi zaman bu saymada da sorunlar karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla demokrasilerin temel sorunları
belki bu tarihsel perspektif içerisinde özünde aynı kalmıştır demenin de bir temeli var demek istiyorum burada. Şimdi bunun dışında bu daha görece yeni yapılan çalışmalar mikro bireysel düzeyde yapılan çalışmalardır. Bu daha çok İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu teknolojinin gelişmesiyle gelmiştir. Biraz sonra bahsedeceğim. Elimizdeki en temel mikro düzey araştırma yapma metodu insanlarla konuşmaktır. Ama bunu daha sistematik bir şekilde her insana aynı sistematik mantık içerisinde aynı soruları sorarak bunları daha sonra belirli endeksler temelinde çözümlemeye dair metotlar özünde İkinci Dünya Savaşı sonrasında geliştirilmiştir. Öncesinde de yapılmış çalışmalar var ama aynı mantık ile bu çalışmaların doğası değişmiştir. Ve şu anda da elimizdeki en temel veri bireylerin temsil yeteneğine sahip olduğunu düşündüğümüz bireylerin bunların verdikleri cevapların analizi temelinde yapılan çözümlemeler var. Bu çözümlemeler de çoğu zaman seçim çalışmaları, ülke seçim çalışmaları olarak geçer. Biz de 2002'den bu yana Ersin Kalaycıoğlu ile birlikte, Ersin Hoca ile birlikte bu çalışmaları yürüttük. Ersin Hoca da yarın sizinle buluşacak. Daha sonra da 2015 ve 2018 yılında da Erdem Aytaç ve Mert Moral ile birlikte bu çalışmaları geliştirdik. Dolayısıyla pek çok yerde bu ulusal seçim çalışmaları böyle geniş bir ekip tarafından yürütülmekte. Fakat son 20 yıl içerisinde, hatta artık 25'i de geçti, bu karşılaştırmalı seçim sistemleri programı diye uluslararası bir çalışma da yürütülüyor. Bunların hepsi aynı tür verinin farklı siyasi kontekstlerde toplanarak karşılaştırmalı bir şekilde analizinden ne tür cevaplar elde ederiz mantığıyla şekillenmiştir. Şimdi siz bu sayfayı yine deneyeyim acaba görebiliyor musunuz diye. Şimdi görebiliyoruz. Şimdi. Peki. Benim sayfamı görebiliyor olmanız lazım şimdi. Yani çok da heyecan verici bir sayfa değil farkındayım ama en azından takip etmeyi belki daha kolaylaştırabilir. Şimdi bir başlangıç noktası olarak bu rasyonel tercih modelini alabiliriz. Niye? Çünkü niye insanlar oy verir sorusu oy verirken hangi sahiplerle hangi partileri neden seçerler sorusundan ayrı tutularak tartışıla gelmiştir. Niye? Çünkü aslında biz insanların neden gidip oy verdiklerini anlamakta da zorlanıyoruz.
zorlanıyoruzdan kasıt. Burada en basit açıklama çerçevesi belki insanlar rasyonel bir şekilde bir hesap yapıyorlar. Bunun bir fayda hesabına dayandırılmasının mümkün olmasını bekliyoruz. Bu fayda hesabında da adayların hangisinin seçilmesinin ne kadar fark yaratacağını insanlar kafalarında bir anlamda hesaplamaya çalışırlar. Bir de tabii bu adayların seçilmesinde bireylerin kullanacakları oyun nasıl bir etkisi olur, bunu hesaplamaya çalışırlar. Verdikleri oyun anlamlı bir fark yaratabilmesi için örneğin en basit çoğunluk sistemi ile seçim yapıldığını varsayarsak, iki adayın birbirine eşit oy almaları gerekir ki sizin verdiğiniz oy seçim sonucunu belirlesin. Eğer bir aday zaten 100 oyun 90'ını alıyorsa, siz de 91. Oyu veriyorsanız, o adayın seçilmesi sizin verdiğiniz oya bağlı değil. Keza aynı şekilde kaybeden tarafta olduğunuzda da aynı şey söz konusu. Dolayısıyla siz bu hesabı bu rasyonel olarak adlandırdığımız mantık içinde yapmaya başladığınızda, burada P olarak belirttiğim olasılığı kafanızda hesaplamanız gerekiyor. Bunu bekliyoruz sizden. Bu olasılığı hesaplamanız ne kadar mümkün sıradan bir insan için, onu bir tarafa koysak bile bu olasılığın aslında çok ufak olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu olasılık çok ufak ve dolayısıyla faydalar ne kadar büyük olursa olsun, bunun beklenen değeri aslında bu olasılıkla çarpıldığında gayet ufak olabilir. Maliyetleri de bu işin içine kattığımız zaman, ki bu maliyetlerden kastımız pek çok zaman, yani oy vermenin ne maliyeti olacak diye düşünülür. Farklı seçim sistemlerinde farklı maliyetler var elbette. Yani bizde örneğin seçmenin seçmen listesine kaydı otomatik olarak merkezi bir şekilde yapılır. Siz daha sonra bu listeler askıya çıktığı zaman gidip bunu kontrol edebilirsiniz. Ama son birkaç senedir oy kullanmışsanız pek çok kişi gidip bunu kontrol dahi etmez Türkiye'de. Fakat başka bir sistemde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kaydı kimse yapmaz. Gidip kendinizin kayıt olması gerekir. Üstelik her eyaletten eyalete bu sistemde değişik uygulamalar da söz konusu. Filmlerde izlemiş olabilirsiniz. 60'ların öncesinde hatta bugüne kadar devam eden pek çok uygulamada bu kayıt sürecinde farklı toplumsal grupların ya açık tehdit ya da böyle dolambaçlı yollarla kayıt olmasının önüne geçilmeye çalışılır. Ve dolayısıyla siz isteseniz de oy kullanamayabilirsiniz. Ya da en azından buna epey direnmeniz ve çabalamanız lazım ki bu da işi gücü olan insanlar için bayağı yüksek bir maliyet getirir. Dolayısıyla maliyet dediğimiz şeyi sadece bizim Türkiye'de alışkın olduğumuz sistem içerisinde ne maliyeti olacak, gideceğin köşe başındaki okulda 5 dakika oyunu kullanıp çıkacağın diye düşünmemek gerekir. Şimdi kaldı ki bizde seçimler pazar günleri yapılıyor biliyorsunuz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin bu pazar günleri yapılmaz. Çalışma günü yapılır. Bunun da kendine göre mantığı var. Ama bu da tabii maliyeti arttıran bir şey. Dolayısıyla insanlar hangi seçim sistemlerinde, hangi kurumsal uygulamalarda
ne tür faydalar ve ne tür maliyetlerle karşı karşıyalar? Bunu araştıran epey bir kitle var. Bu konuda benim bildiğim en kapsayıcı çalışmalardan birini André Blé yapmıştır. André Blé bu karşılaştırmalı seçim sistemleri grubunun bir üyesidir. Ve bu rasyonel tercih modeliyle çalışabilir miyiz ve bu modelin nasıl kısıtları var ve bu modeli nasıl geliştirebiliriz ya da modeli kurtarabilir miyiz? Sorunu etrafında bu kitabı yazdı. Şimdi belki bizim düşünmemiz gereken şey buradaki notlardan notları takip ederken edecek olursam bu hem faydanın hem maliyetlerin hesaplanmasında seçim sistemleri arasında farklar olmasını bekleriz. Bugün de bu tartışma yapılıyor Türkiye'de biliyorsunuz. Dar bölge seçim sisteminde nasıl sahipler olacak? Bugünkü sistemle karşılaştırıldığında. Yine aynı mantıkla düşünürsek bu rasyonel seçim modeli çerçevesinde oyunuzun temsile yansımasında dar bölge seçim sisteminde en önemli fark her seçim bölgesinden tek kişinin seçilecek olması. Halbuki bizim şu anda kullandığımız yöntemde illerde ve illerin büyük metropol illerde illerin daha ufaltılmış bölgelerinde birden çok sandalyenin partilerce alınan oy oranlarına göre paylaşılması söz konusu. Şimdi düşünürseniz bu bölgelerin geniş tutulması durumunda seçmenin oyunun daha değerli olduğu sonucuna varabilirsiniz. Niye daha değerli diye düşünebiliriz? Çünkü eğer aldığınız parti, oyunuzu verdiğiniz partinin aldığı oy oranı en azından bir sandalye çıkarmaya yetecek orandaysa o zaman oyunuzun heba olması ihtimali ortadan kalkmış olabilir. Fakat dar bölge seçim sisteminde bu biraz daha çapraşık hale geliyor. Çünkü bu bölgelerin nasıl çizildiğine bağlı olarak sizin tercihiniz pek çok yerde hep kaybeden tarafta kalabilir. Ama belki bunu soru cevap kısmında eğer detaya girmek istersek orada daha ayrıntılı değerlendiririz. Şimdi niye bireyler oy kullanırlar sorusuna bu paradoks içerisinde yani rasyonel bireyler aslında beklenen faydanın pozitif olması gerekir ama pozitif olma ihtimali de son çok düşük gözüküyor. Hiç oy kullanmamaları gerekir diye bekliyoruz. Hiç oy kullanmayacak diye bir teori yaratıyoruz ama sonra biliyoruz ki milyonlarca kişi oy kullanıyor. Yani bu nasıl teoridir?
bu teoriyi kurtarmak amacıyla bir yerde. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Niye bireyler oy kullanırlar? Rasyonel olarak kullanmamalarını beklesek dahi. Buna verilen temelde 7 tane farklı cevap var. Bunların hemen hiçbirinin başarılı cevaplar olmadığını şimdiden söylemem lazım. Örneğin demokrasinin devamını ister insanlar. O yüzden oy kullanırlar diye bir açıklama var. Bu açıklama çok ikna edici değil. Değil çünkü yani bu çok otomatize edilmiş bir açıklama. Yani rasyonel olarak demokrasinin devamını istiyor olmalarını bekliyoruz. Ama model bize bunu aslında söylemiyor. Biz modele bunu bir yama olarak yapma durumunda kalıyoruz. Keza aynı şekilde bir görev olarak tanımlamak da buna çok anlamlı değil. Çünkü rasyonel olarak bunu görev olarak benimsemelerini gerektirecek bir mekanizma model tarafından önerilmiyor bize. Bir diğer bu oyun teorisyenlerinin bize verdiği bir açıklama. Yani en tercih edilen adayın kendinizin oy kullanmaması sonucu seçimi kaybetmesi ihtimali sizi bu ihtimalden kaçınmak için oy vermeye ittirir diye bir açıklama getiriliyor. Bu da çok ikna edici değil. Niye değil? Çünkü herkesin aynı şeyi düşünmesini bekleriz. Eğer öyleyse yine hiç kimsenin oy kullanmayacağı bir duruma geri dönmek söz konusu olacak. Eğer başka seçmenlerin de oy kullanmayacaklarını düşünmeye başlarsa insanlar, bu zaman sizin oyunuzun değerinin arttığını da düşünmeye başlamanız gerekir. Niye? Çünkü milyonlarca kişi eğer oy kullanmayacaksa, ben bir tek de oy kullanırsam o zaman tek oyumla bütün seçimin sonucunu belirlerim gibi böyle bir absürt bir çıkarıma da varabilirsiniz. Fakat tabii herkes bunu düşünüyorsa o zaman herkesin gidip oyunu kullanması gerekiyor. Dolayısıyla yine bu da bizi pek kurtarmıyor. Bir diğer açıklama tabii siyasetçilerin ve kamu politikalarının oy kullanmayı kolaylaştırıcı önlemlerinin burada esas belirleyici rol oynaması söz konusu. Pek çok yeni demokraside gerçekten seçimlere katılımın kolaylaştırılması amacıyla pek çok yeni düzenleme getirilmiş olması söz konusu. Klasik eski demokrasilerde hala kurtulamadıkları bir takım uygulamalar hala devam ediyor ama yeni demokrasilerin pek çoğunda bu zorluklar aşılmış durumda. Dolayısıyla insanlar katılımı önündeki engeller kalkıyor diye bir argüman geliştiriliyor. Ama nasıl oluyor da bu düzenlemeler örneğin Anglo-Sakson demokrasilerinde bu kadar rahat bir şekilde yapılamıyor? Bu da aslında cevaplamaya muhtaç bir soru. Oy kullanmanın maliyetinin düşük olması yanında bu rasyonel tercih modelinin savunucuları aslında bizi bu kadar zorlamayın. Yani ortada çok ufak net fayda söz konusuyken bu modele bakarak insanların davranışlarını şekillendirmesi tabii ki söz konusu olmayacaktır diyerek kendilerini savunma eğilimine giriyorlar. Bunların aslında tümü Andre Blain'in de
kitabında vardığı sonuç itibariyle tümü aslında bu teorik çerçeveyi pek kurtaramıyor. Fakat Blaine'in en büyük katkısı bu kitapta insanların sübjektif olarak, yani öznel, sadece kendi değerlendirmelerine göre oylarının ne derece önemli olduğuna dair ölçümler yapmamız gerektiğini ve bu ölçümlerin de anlamlı sonuçlar verdiğini bize söylüyor. Yani eğer insanlara sorarsanız, senin oyun bir düşün ne kadar önemli seçim sonucunu belirlemekte diye. Tabii bu hesabı sıradan 6-7 sene ya da 8 sene eğitimli vatandaşa sorduğunuz zaman olasılık nedir? Onu dahi anlatmak biraz güç. Fakat üniversite öğrencilerine en azından bunu verdiğinde Andre, aldığı cevaplardan şu sonuca varmamız mümkün. Eğer insanlar oylarının etkisini, yani o bir evvelki slide'daki P'ye dair değerlendirmeleri düşükse, o insanların gidip oy kullanma olasılıkları da gerçekten beklendiği gibi düşük. Yükseldikçe de bu olasılık artıyor. Keza insanların üzerindeki maliyet unsurlarını bir şekilde kontrollü ortamda azaltırsanız, yine maliyetler azaldığı zaman oy verme ihtimalinin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bizi kurtaran şey şu, en azından rasyonel tercih modelini kurtarma amacındaysanız, anlamlı farklılıklar yarattığı sürece beklenen fayda ve maliyet hesabının aslında teorinin bize söylediği şekilde bir etki yarattığını gözlüyoruz. Ama bunu çok kontrollü bir çerçevede, kısıtlı gözlemler ile tespit etmemiz söz konusu. Bütün seçmen kitlesine bunu genellememiz gerçekten zor gözüküyor. Buna alternatif olarak yeni çıkan bir diğer çalışma da Meredith Rolfe'un çalışması. Meredith Rolfe'un çalışmasında belki çok temel metodolojik bir güzellik var diyeyim. Buna nasıl bir örnek? Şöyle bir örnekle başlamak buna mümkün. Bu Robert Cialdini'nin dilenci örneği. Bu yapılmış bir deney. Sokakta para isteyen bir dilenci var. Bu dilenciye kimin para verdiğini ve niye para verdiğini öğrenmek için bir deney tasarlanıyor. Bu deneyde de sizin deneyi yapan kişi olarak sizinle beraber çalışan birisi gidiyor ve kendisi bir bağış yapıyor. Belli bir miktar bir parayı herkesin görebileceği bir şekilde dilenciye veriyor. Burada gözlenen şey, bu kişi ya da bu kişiler gide gele bu bağışı yaptıkları zaman bunların arkasından bir kişinin gelip bir bağış yapması, yani sizin bu sefer beraber çalışmadığınız bir kişinin gelip bağış yapması ihtimali bir defa çok daha yüksek. Yani siz hiç kimse ile birlikte çalışmayıp ortalığı, yani piyasayı kendi haline bıraktığınız zaman, diyelim bir kişi gelip bağış yapıyorsa,
Sizin birlikte çalıştığınız kişiye gidip para verdikten sonra birkaç kişinin daha gidip bağış yapması ihtimali yükseliyor. Şimdi bu hiç sürpriz bir şey değil. İnsanlar demek gidiyorsunuz, birbirlerine bakıyorlar. Başka birinin de bağış yaptığını görürlerse onlar da bağış yapıyorlar. Ama burada daha ilginç olan şey CLD'ni gidiyor ve bu insanları daha sonra yakalıyor, soruyor. Sizin niye bağış yaptınız diyor. Verilen bir sürü cevap var. Bunların hiçbirisiyle çok da ilgili değil aslında. Fakat bunların hemen hiçbirisi benden evvel birinin bağış yaptığını gördüm de o yüzden bağış yaptım demiyor. Bizim için esas ilginç olan, metodolojik olarak ilginç olan şey de aslında bu. Yani biz deneysel olarak şu kanaatteyiz ki bunu gözlemiş olmaları bağış yapma ihtimallerini anlamlı bir şekilde yükseltiyor. Ama insanlar gözlemiş olduklarının bilincine varmıyorlar dahi. Buradan çıkarımla Rolf de aslında oy verme hareketinin de bu tür bir mantığı olduğunu iddia ediyor. Yani öyle bir sosyal kontekst içerisinde olabilirsiniz ki bu sosyal kontekst içerisinde oy kullanmak sizin doğal olarak yaptığınız bir şey haline dönüşür. Siz bilincinde olmasanız da etrafınızdaki kişilerin davranışlarından etkilenirsiniz ve onlara göre ya oy kullanmaya meyilli olursunuz ya da tam tersine hiç oy kullanmaya meyilli olmazsınız. Örneğin eğer siz bir kampüs ortamında yaşayan bir üniversite öğrencisiyseniz ki pek çok yerde yaş ile oy verme eğilimi arasında pozitif bir ilişki var. Dolayısıyla gençler daha az oy kullanırken daha yaşlılar daha yüksek ihtimalle oy kullanırlar. Ama bu bunun nedenini aslında pek biliyor değiliz. Niye diye soruyoruz. Sonra biz bir takım daha sonradan yani bunu açıklamaya çalışır şekilde bir zorlamayla şu tip açıklamalarda bulunuyoruz. İşte gençler farklı hesapları var, maliyet hesabı yapıyorlar. Zamanlarıyla yapabilecek çok daha iyi işleri var falan gibi. Yani burada tabii varsayılan şey yani insanlar yaşlandıkça yapacak zamanlarını değeri düşüyor gibi bir varsayım içinde hareket ediyoruz. Halbuki yine deneysel ortamlarda baktığımızda gençleri de bu tür davranışların görüldüğü bir çevreye, bir kontekste koyduğunuz zaman onların da yaşlılar kadar yüksek ihtimalle oy verdiklerini gözlemek söz konusu. Dolayısıyla burada yaşın demografik olarak mekanizmadan yoksun bir şekilde yaşın doğrudan bir etkisi yok. Aslında etki direkt içinde bulunan toplumsal ortam ve oradaki sosyal ağların belirlediği bir sonuç diye bir açıklama geliyor. Peki, şimdi bu çerçeveye baktığımız zaman Türkiye'de durum ne? Yani ne biliyoruz seçimlere katılım hakkında? Maalesef bunlarda grafikler nadiren Türkçe olacak. Çünkü daha evvel yaptığım bir takım grafikleri burada kullandım. Şimdi burada seçimlere katılım rakamları var Türkiye'de. 1950'den son seçime kadar 19 tane genel seçim var. 8 tane senato seçimi var. 11 tane yerel seçim. Ve 2 tane de son birkaç yıl içerisinde gerçekleştirilen başkanlık seçimi var. Şimdi buradaki genel eğilim nedir diye bakarsak, yani bu tam tipik makro düzeyde yapılan bir çözümlemenin en basit şekli. Bir de şunu da vurgulamam lazım.
Yani bu seçim çalışmalarında ve oy verme davranış çalışmalarında belki aslında bunu bütün bilimsel çalışmalar için genellemek gerekir. Kullanılan yöntem ve ona ne kadar hakim olduğunuza bağlı olarak sorabileceğiniz sorular farklılaşır ve verebileceğiniz cevapların da doğası değişir. Buradaki en basit yöntem nedir? Grafiğin içerisinde eğilimler ne bir bakalım. Şimdi burada gördüğümüz şey bir defa bir eğilim olarak karşımıza çıkan şey. Buradaki baklava, siz bunu yeterince büyük görüyor musunuz? Bir dakika. Neyse ben bunu... Umuyorum ki yeterince büyük görüyorsunuz. Neyse. Bir dakika, bana bir daha soru geliyor mu? Evet, iki tane soru gelmiş. Ha, mesela. Gelen soruyu siz görmüyorsunuz bir ihtimal. İstanbul'da seçim iptal edildikten sonra oy kullanımı neden bu kadar yüksek çıktı? Şimdi tabii bir defa bu seçimlerde hiçbir zaman katılım düşük değildi. Ama bu örnek, şimdi hatırlamıyorum ama 80'lerin üzerinde olması lazım. Fakat burada akılda tutulması gereken şey, çok nadir gözüken, görülen bir şey oldu. Çok yakın çıktı seçim sonucu. Yakın ise aslında daha da yüksek ihtimalle katılmamız beklenir. Öyle değil mi? Şimdi bir sonraki seçimde fark bu kadar büyümüşken niye insanlar daha fazla katıldılar sorusu geliyor. Benim hatırladığım katılım oranında öyle çok anlamlı bir yükselme olmamıştı. Ama yine de ikinci seçim sonucu yani kesinleşmeden aslında çok da net değildi. Yani ortada bir tane seçim sonucu vardı. İşte ilk seçimin de önde bitirmiş görünen İmamoğlu'nun daha yüksek bir fark ile kazanacağına yönelik. Ama bunlara seçim sonucu bilinene kadar herkes tarafından kesin ortada olan bir bilgi olarak bilinmiyordu. Dolayısıyla bence ikinci seçimde de insanlar yine yakın çıkabilir. Ben oyumu heba etmeyeyim. Niye o zaman regret hesabı, yani benim tercihim olan aday ola ki ben oy kullanmadım diye seçimi kaybeder düşüncesiyle, yani biraz evvel verdiğim örnekte olduğu gibi seçime gitme eğiliminde olacak. Dolayısıyla orada ben çok büyük bir teorik bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Şimdi burada baklavalar bir defa diğer yerel seçim, yani genel seçimlerdeki katılımın senato, yerel seçim ve başkanlık seçimlerinden daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Son yıllarda tabii dikkat ederseniz ilk başkanlık seçiminde son yıllarda 80 sonrasındaki en düşük katılım oranı elde edilmiştir. Daha sonra genel seçimden biraz yüksek, yani bu da çok anlamlı bir yükseklik değil ama 3 aşağı 5 yukarı aynı düzeyi yakaladı. Fakat buradaki sahip büyük ihtimalle nedir? Kimin kazanacağı 3 aşağı belli ise kaybeden tarafta olanlar da, kazanan tarafta olanlar da başka bir iş yapmayı tercih etme eğilimine girebilirler. Dolayısıyla bu seçim itibariyle öyle bir dinamik olduğunu düşünüyorum ben.
Yani en azından ilk başkanlık seçiminde seçimin galibinin insanların kafasında çok da belirsiz olmaması söz konusu. Öyle olduğu için 80 sonrasındaki en düşük katılım oranı gerçekleşti denilebilir. Fakat Türkiye'de özellikle senato seçimlerinde %60'ları bulmayan katılım oranları gözlenmiştir. Burada gözlediğimiz önemli bir konu da şu. Beklentimiz birincil derecede öneme sahip olan seçimlerde katılımın ikinci seçim diyebileceğimiz seçimlerden daha yukarıda olmasıdır. Bu da bize yani belediye seçimleri iyi hoş ama işte memleketin yönünü tespit edecek olan genel seçimlerden ya da başkanlık seçimlerinden daha önemli gözlenmeyeceği için katılımın düşük olması beklenir. Bir de tabii sadece seçim sonucuna atfedilen önem kadar burada seçim sistemi de farklı. Bir tanesinde nispi seçim yapılıyor ve dolayısıyla oyunuzun heba edilme ihtimali çokluk sistemi olan belediye başkanlığı seçimlerinden daha düşük. Siz kaybeden taraftaysanız ya da bir seçimin galibi zaten başından belliyse belediye seçiminde siz ne yaparsanız yapın bunu değiştirmeniz tek kişi olarak değiştirme ihtimaliniz çok zor. Halbuki nispi temsilde siz oyunuzu kullandığınız zaman onun bir temsilciye dönüşme ihtimali sistemdeki bütün sorunlara rağmen çok daha yüksek. Dolayısıyla genel seçimlere, nispi seçim olan genel seçimlere katılımın daha yüksek olması beklenir. Keza Türkiye'de de bunu gözlüyoruz. Fakat tabii şimdi sistem oldukça değişti. Başkanlık seçiminde ne kadar çekişme var, ne kadar yakın, ikinci tura kalma ihtimali var mı yok mu? Bu hesaba göre katılım oranında anlamlı bir farklılaşma olmasını bekliyoruz. Bu farklılaşma da gözleniyor açıkçası. Şimdi niye gitmiyoruz? Peki. Şimdi bunu ben 2002 yılına kadar yapmıştım. Şuraya kadar yapmıştım. Dün akşam şu yeni verileri de girdim ve bütün analizi yeniden yaptım. Yani aslında ilginç bir şey. Burada sadece 81 ildeki oy oranları kullanılarak, oy seçime katılma oranları kullanılarak ve bunların katılma oranlarının bir seçim birbirleriyle olan korelasyonlarına bakarak yaptığımız bir faktör analizi sonucu var burada. Şimdi bunun detaylarına burada girmek mümkün değil. Fakat bu istatistiki analiz yöntemiyle 1950'den 2018'e elimizde 19 tane var tahmin ediyorum. Şunları saymak lazım ama 19 tane seçimdeki her ilde Adana'dan Zonguldak'a her ildeki katılım oranlarını aldığımızda elimize 19'a 81 gibi bir matris çıkıyor. Tabii burada 50'de Düzce gibi bir il yok mesela. Onları da bir şekilde o sorunu da yani gözlemleri de bir şekilde olmamasını da bir şekilde bertaraf edecek önlemler alıyoruz. Fakat burada bu kadar geniş bir veri setinden aslında bunun arkasında 3 dönemsel
örüntü elde ettiğimiz ortaya çıkıyor. Yani 1961'e kadar elde ettiğimiz bir dönem var. Burada bu çok net gözleniyor. 61'e kadar bu en baskın boyut olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra elimizde 65 ve 77 arasındaki 4 seçimdeki gözlediğimiz bir katılımın coğrafi dağılım örüntüsü var. Daha sonra da 83'ten itibaren 2015 Kasım'ı hatta 2018 seçimlerindeki katılım örüntüsü var. Şimdi bu örüntüden ne kastediyorum? Fikir olarak size bunu söyledim. Fakat bu her il için buradaki, yani şurada gözlediğimiz şu ilk boyutun bu iller için bize verdiği değerleri buraya haritaya yansıtmam söz konusu burada. Şimdi burada koyu gördüğünüz yerler 1950-61'de ki örüntünün en yoğun gözlendiği iller olarak düşünmeniz gerekir. Şimdi buraya baktığımızda burada gördüğümüz şey nedir? Katılımın en yüksek olduğu, bu katılım örüntüsünün en yoğun şekilde gözlendiği iller aslında Kars, o zaman Iğdır yoktu tabii 50-61 yıllarında. Demek ki Kars'tan Kırşehir'e ve İçel'den Sinop'a giden bir bölge söz konusu. Burada yoğun olarak bir katılım var. Trakya, Çanakkale harici İç Ege diyebileceğimiz bir bölgede, buradaki 9 tane ilde bir aynı benzer bir örüntü gözlüyoruz. Bir de Bilecik ve Eskişehir ile Zonguldak. Bu 1950-61 arasındaki katılım örüntüsü. Bunun en az göründüğü yerleri de burada tespit etmek mümkün. Bu da Kastamonu'dan Antalya'ya bir koridor. Güneydoğu ise burada ortalamada renksiz gözleniyor. Bir sonraki dönem 65-77'de bu doğudaki bölge kısmen devam ediyor. Yüksek bu örüntünün en yoğun göründüğü iller olarak. Fakat buna Ankara'da katılmış durumda. İç Ege'de yine aynı şekilde devam ediyor gözlediğiniz gibi. Bu bir geçiş dönemi olarak gözlenebilir. Daha sonra da bunu 83 ve 2002 için yapabildim ve en son yıllar için yapamadım ama en yani şuradaki yüksek benzerliği dikkate aldığımızda bu örüntünün çok değişmiş olmasını açıkçası beklemiyorum. Yani burada ne görüyoruz? Birbirine benzeşen iller özellikle Doğu ve Orta Anadolu'da yoğunlaşırken daha çok batıya kaymış durumda. Burada kritik olan araştırma sorusu son seçimde ne oldu? 2018'deki katılım örüntüsünde nasıl bir önemli değişiklik oldu? Bunu aslında sizin için yapma fırsatım olmadı ama önümüzdeki günlerde bunu da araştırmak istiyorum. Şimdi bakalım, farklı sorular geliyor olabilir belki. Henüz gelmemiş, peki. Evet, peki oy tercihleri nasıl şekilleniyor? Niye ben buradan doğrudan oy tercihlerini atladım diye soracaksınız. Niye? Çünkü aslında Türkiye'de mikro düzeyde
katılım araştırması çok anlamlı sonuçlar vermiyor. Niye? Çünkü biz Türkiye'de bir katılım zaten çok yüksek, 80-85. Fakat anket çalışmalarında sorduğumuz zaman bu oran çok daha yüksek bulunuyor. Niye? Çünkü aslında oy kullanmamış ya da kullanmayacak olan pek çok kişi de bize ya kullandım diyor ya kullanacağım diyor. Bu literatürde çok yaygın gözlenen bir şey. Fakat bu Amerika'da, İngiltere'de %50 civarında gerçek katılım olan ülkelerde, yani bunu ne kadar abartsalar %60-65'i buluyor. Hala %35 oy kullanmayacağım, kullanmadım diyen insan gözleyebiliyorsunuz. Fakat bizde bu oy kullanmadım, kullanmayacağım diyen insan sayısı %3 ila 5 arasında değişiyor. O da anlamlı bir istatistikli analize olanak tanımayacak kadar düşük. O açıdan benim bildiğim mikro veriyle Türkiye'de seçime katılım, oy tercihi değil ama katılım üzerine yazılmış bir makale ben açıkçası bilmiyorum şu anda tabii. Peki o zaman oy tercihleri. Yani sandığa gittiniz, hangi partiye ya da hangi adaya oy vereceksiniz? Bunun üzerinde yapılan çalışmalar bize ne diyor? Bunu tartışmak istiyorum. Ama isterseniz şimdi saat 9.57 olmuş hatta. Bir 5 dakika bir ara verelim. Herkes bir çayını yenilesin. Ondan sonra ben her şeyi olduğu gibi bırakıyorum. Ama 9'u 2-3 geçe ben geri dönmüş olacağım. Siz de bir ara verin. Tamam. Görüşmek üzere.